İlk çağlarda Mezopotamya'daki dini inanışlara göre her şey tanrıların malıydı. Tanrılar için çalışan insanlar ürettiklerini mabetlerde birleştirirdi. Rahipler vatandaşların teslim ettiği ürünü tabletlere resmederdi. Bunun sonucunda Sümerler mabet ekonomisinin zorunluluğu ile sembol yazısını icat etti. Buna göre Sümer uygarlığı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Politeist inanca sahip olunduğu söylenebilir. Çünkü burada tanrılar demiş. Çok tanrılı bir inanışın olduğunu görüyoruz. Politeist çok tanrılı din. Özel mülkiyetin teşvik edildiği söylenemez. Çünkü burada özel mülkiyet anlayışı yok. İhtiyaçlarının bir takım buluşları ortaya çıkardığı. Burada bir ihtiyaç var. O da nedir? Getirilen ürünlerin kaydedilme ihtiyacı. Bundan dolayı yazı icat edilmiş. 1 ile 3'e ulaşılır. Doğru cevap C seçeneğidir. Orhun kitabelerinde töre kelimesinin 11 yerde geçmesi ve bunun 6'sının il ile birlikte kullanılması. İl devlet demek. Ey Türk budunu, milleti, devletini, töreni kim bozabilir cümlelerin yer alması durumlarına bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türk kanunları ülkelerinde adaletin sağlanmasına büyük önem vermiştir. Töre hukuk kurallarıdır, sözlü hukuk kurallarıdır. Dolayısıyla devletle birlikte geçmesi adaletin sağlanmasına önem verildiğini kanıtlar. Devlet ile töre bütünleştirilmiştir. Doğru, 11 yerde devlette birlikte kullanılıyor, bütünleşmiştir. Devletin varlığını devam ettirmesi törelere bağlılık ile ilişkilendirilmiştir. Devletini, töreni kim bozabilir diyor. Devletin varlığını devam ettirmesi töreye bağlılık ile ilişkilendiriliyor. Bunu da söyleyebiliriz. Üçüne de ulaşılır. Doğru cevap E seçeneğidir. Osmanlı şehirlerinde çeşitli hizmetlerin yerine getirilmesinde büyük önem arz eden unsurlardan birisi de vakıflardır. Genel olarak şehrin bütününü ilgilendiren her türlü hizmet, cami, okul, kitaplık, hastane, han, çeşmeler, imaretler, vakıflar kanadıyla yapılmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti'nde uygulamalarından hangilerinin görüldüğüne kanıt olarak gösterilebilir. Sosyal devlet anlayışının görüldüğüne kanıt olarak gösterebiliriz. Yani vatandaşın durumuyla ilgilenme, vatandaş için çeşitli hizmetler götürme, sosyal devlet anlayışı. İmar ve bayındırlık faaliyetleri, burada baktığımızda cami, okul, hastane, han, çeşme bunlar imar ve bayındırlık faaliyetleridir, çalışmalarıdır. Millet sistemi söyleyemeyiz. Millet sistemi buraya göre söylenemez. Millet sistemi Osmanlı Devleti'nde halkın Müslümanlar ve gayrimüslimler olarak görülmesi ve buna göre hakların verilmesidir. Millet sistemi burada yok. 1 ile 2'ye ulaşılır. Doğru cevap C seçeneğidir. Amasya Genelgesi, milli egemenliğe dayalı yeni bir Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Tezini savunan bir tarihçi, genelgenin aşağıdaki maddelerinden hangisini bu tezine kanıt olarak gösterebilir? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Askeri ve ulusal örgütler hiçbir şekilde dağıtılmayacak ve komutanlıklar devredilmeyecektir. İstanbul hükümeti görevini yerine getirememektedir. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Burada diyor ki milli egemenliğe dayalı bir devletin kurulması yolunda atılan ilk adım. Burada baktığımızda milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır maddesi milli egemenlikle ilgilidir. Halk iradesiyle eğer milletin azmi varsa, milletin kararı varsa, millet karar veriyorsa orada ulus iradesi, halk iradesi yani milli egemenlik vardır. Bu da atılan ilk adım Amasya Genelgesi'nde. Doğru cevap B seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet rejimini korumaya yönelik çalışmalar arasında yer alır? Takrir-i Sükun yasasının kanunun çıkarılması, Şeyh Said isyanından sonra çıkarılmış ve hükümete bu konuda geniş yetkiler veriliyor. Rejimin korunması adına, laik yönetimin korunması adına. Çünkü Şeyh Said isyanı rejime karşı çıkan ilk isyandır. Dolayısıyla Cumhuriyet rejimini korumaya yöneliktir.
İstiklal mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi yine rejimin korunmasında önemli. Mesela Şeyh Said isyanında da İstiklal mahkemeleri faaliyete geçirilmiştir ve ayaklanan kişiler burada yargılanmışlardır. İstiklal mahkemeleri hem yapılan yeniliklerin yerleşmesinde, ülkede kabulünde hem de Cumhuriyet rejiminin korunmasında önemlidir. Tekalif-i Milliye emirlerinin yayınlanması. Tekalif-i Milliye emirleri 1921'de yayınlanıyor, Sakarya Savaşı'ndan önce. Yani henüz Cumhuriyet ilan edilmemiş. Cumhuriyet rejimi ortada yok. Ki zaten Tekalif-i Milliye emirleri ordunun ihtiyaçlarının karşılanması adına yayınlanmıştır. Cumhuriyet rejimiyle ilgili değildir. 1 ile 2'ye ulaşılır. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki topografya haritalarında gösterilen bölümlerdeki yer şekillerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Akarsuyun denize döküldüğü yerlerde oluşan üçgen şeklindeki çıkıntılar deltaları ifade eder. Tabanları ortak tepeler arasındaki geçiş bölgeleri boyunları ifade eder. Kapalı çukurlar oklarla gösterilir. Kıyı bölgelerindeki dikliklere, izohipslerin üst üste geldiği, eğimin fazla olduğu kıyı bölgelerindeki dikliklere falez adı verilmektedir. Bu bilgiler doğrudur. Fakat izohipslerin yükseltinin azaldığı yöne doğru girinti yaptığı, kıvrıldığı alanlar vadileri değil, sırtları ifade eder. Bu nedenle A seçeneği doğrudur. Aşağıda verilenlerden hangisinin gerçekleşmesinde iç kuvvetler etkili olmamıştır? Depremlerin meydana gelmesi, epirojenez olaylarının meydana gelmesi, volkanik alanlarda gayzerlerin görülmesi ve volkan patlaması olayları mantodaki konveksiyonel akımları etkisiyle meydana gelir. Bu nedenle iç kuvvetler etkili olmuştur. Obrukların oluşması ve mağaraların çökmesi gibi durumlar ise dış kuvvetlerin etkisiyle oluşur. E seçeneği doğrudur. Haritada koyu renkle gösterilen alanlar sınıflandırmalarından hangileri içerisinde yer alır? Ergene Havzası, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu bölgesi, buralar deprem riskinin fazla olduğu yerler değildir. Ayrıca sanayi bölgesi de değildir. Fakat bu bölgeler yer şekillerinin sade olduğu ve tarım için uygun olan tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlardır. 1 ve 3 doğrudur. B seçeneği doğrudur. Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 5. ülkede hizmet sektöründe çalışanların sayısı 2. ülkede hizmet sektöründe çalışanların yarısından daha azdır denilmiş. Burada hizmet sektöründe, tarım sektöründe ve sanayi sektöründe çalışanların yüzde olarak değeri verilmiştir. Sayısı doğrudan verilmemiştir. Bu nedenle bu bilgiye ulaşılamaz. C seçeneği doğrudur. Buna göre haritada gösterilen taralı alanların hangisinde bu afet daha fazla can ve mal kaybına yol açmaktadır? Dünyada sel ve taşkınların en fazla görüldüğü yer Güney Asya ülkeleridir. Hindistan ve Bangladeş'te sel ve taşkınlar fazlaca görülür. Muson yağışlarının fazla olması, Himalaya dağlarındaki kar erimeleri, arazilerin alçak olması, çevreden gelen suların bu alçak arazilerde birikmesi, Ganj, Indus ve Brahmaputra gibi nehirlerin taşması gibi durumlar bu alanlarda sel ve taşkınların fazla görülmesinde etkilidir. Ayrıca bu bölgelerde nüfusun fazla olması da can ve mal kayıplarının fazla olmasında etkili olan bir durumdur. B seçeneği doğrudur. Bu parçadaki görüşü savunan filozofun aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir? Birbiri ardına yaşanan olaylar arasında bir bağlantı olduğunu varsayıyoruz. Olaylar arasındaki bir zorunlu bağlantı fikri bu olayların sürekli bir arada olmalarından doğar. Benzer olayların bir tekrarından sonra zihin bir olayın ortaya çıkmasıyla diğerinin olacağı beklentisi içine girer. Bu nedenle zihnimizde hissettiğimiz bu bağlantı, zorunlu bağlantı fikrini oluşturduğumuz duygu ya da izlenimdir. Olayda bundan ötesi yoktur. Parçada empirist filozoflardan yani deneyici görüşü savunan düşünürlerden David Hume'un düşüncelerine yer verilmiştir arkadaşlar. David Hume bu parçada aslında şu durumu anlatmak istiyor. İşte nedensellik ya da sebeplilik dediğimiz süreç ya da ilke bizim akılsal ya da mantıksal olarak bir neticeye varacağımız kesin bir şey elde edeceğimiz durum değildir. Yani bir takım alışkanlıklar söz konusudur. Parçada belirtildiği gibi
İşte birbiri ardına yaşanan olaylar arasında bir bağlantı olduğunu varsayıyoruz. Olaylar arasındaki bir zorunlu bağlantı fikri bu olayların sürekli bir arada olmalarından doğar. İşte bu durum aslında şunu ortaya koymaktadır ki biraz önce bahsettiğimiz nedenselliğin yani sebepliliğin aslında net bir ilke olmadığıdır. Buna göre iki olayın birbirini izlemesi zorunlu bir ilişkidir. Şimdi bu düşünceleri savunan filozofun böyle bir yargıyı dile getirmesi beklenmez. Çünkü bu durumu aslında ne yapmaktadır? Eleştirmektedir. Ve nedensellik mantıksal olarak kesin bir ilke değildir. Evet. Yani bir takım aslında zihnimizde hissettiğimiz bu bağlantılar zorunlu bağlantı fikrini oluşturduğumuz duygu ya da izlenimlerdir. Yani olayda bundan ötesi de yoktur deniliyor. C. Olaylar arasında nedensellik ilişkisi vardır. Hayır. D. Nedensellik olgusal bir olaydır. Yani deneye ve gözleme dayanır. Böyle bir konudan da söz edilmiyor. E. Mantıksal olarak her şeyin bir nedeni vardır. Devitum'un ya da parçada anlatılan düşüncelerin diyelim böyle bir yargıya savunduğunu söyleyemeyiz. Çünkü sebepliliğin yani nedenselliğin mantıksal olarak kesin bir ilke ya da kural olmadığı dile getiriliyor. Bu nedenle doğru seçenek B'dir arkadaşlar. Parçada Nietzsche ile ilgili aşağıdakilerden hangisi temellendirilmeye çalışılmıştır? Kendisi ezberden konuşmaya karşı olan felsefe adına pek çok bilginin aslında yanlış bir okumaya, hatta temelsiz bir duyuma dayalı yargılar olduğunun örneklerinden birisi de Nietzsche, nihilist bir filozoftur yargısıdır. Oysa tekrarlana tekrarlana Nietzsche, nihilizmin kurucusu ya da çağdaş felsefedeki tek temsilcisine dönüşen bu kötü ağız alışkanlığı yanlıştır. Yani demek ki Nietzsche'nin nihilist olduğunu söyleyemeyiz. Nietzsche, nihilizmin kurucusu olmadığı gibi aslında temsilcisi de değildir. Evet, Nietzsche, nihilizmin yani hiççiliğin, yokluk belirten bu görüşün aslında kurucusu olmadığı gibi temsilcisi de değildir. Evet, Nietzsche, nihilizmi tarihsel yerine oturtan ve kendi felsefesinde kullanan bir filozoftur. Fakat tek başına bu durum, Nietzsche deyince akla sadece nihilist bir filozofun gelmesi için kesinlikle yeterli değildir. Çünkü Nietzsche hiççi felsefeyi benimsememiş. Modern toplumun bir hiçliğe doğru gittiğini, bu nedenle değerleri yeniden değerlendirmek gerektiğini anlatmaya çalışmıştır. Sistematik olarak yazmadığı için okunması güç bir filozof olan Nietzsche'nin eserlerinin bütününe bakıldığında bu zaten görülür. Yani parçanın bütününde anlatılmak istenen nihilist hiççilik görüşü Nietzsche ile bağdaşmaz ve nihilizm asla burada Nietzsche tarafından kurulmamıştır ve onun bir nihilist filozof olduğu da aslında bir yanılgıdır ve böyle bir durumdan bahsedemeyiz. Buna göre A nihilist bir filozof olmadı. Evet, yani parçada Nietzsche ile ilgili anlatılan ve ileri sürülen görüş budur. Ve bu görüşler temellendirilmeye, dayanaklandırılmaya çalışılıyor. B felsefesiyle yaşamının çelişkili olduğu anlatılan bir bilgi değil. C kulaktan dolma temelsiz bilgilere karşı olduğu da burada temellendirilmek istenen yargı olamaz. D eserlerinde kullandığı dil ve üslup nedeniyle tek ve doğru bir değerlendirmeye konu olmadığı yine parçada anlatılmak istenen ve temellendirilen bir görüş değildir. E. Hristiyanlık ilkelerine dayalı ahlaka ve ahlaki değerlere karşı olduğu da parçada geçen bir ifade olamaz. Buna göre doğru seçenek A'dır arkadaşlar. Parçaya göre Raskolnikov, skolastik felsefenin aşağıdaki sorunlarından hangisiyle ilgili tartışmayı başlatmıştır? Raskolnikov, Ortaçağ felsefesinde nominalizmin yani isimciliğin, atçılığın kurucusudur. Kavram realizminin karşıtı olarak nominalizm, tümellerin kendinde varlıklar olduklarını kabul etmez. Onlar, insanın nesnelerin ortak yönlerinden hareketle dile getirdikleri isimlerden ibarettir. Evet, biraz önce de bahsettiğimiz gibi nominalizm kelime anlamı olarak baktığımızda arkadaşlar isimcilik ya da atçılık demektir. Raskolnikov gerçekte var olan şeylerin tikel yani belli bir sınıfı temsil eden nesneler olduğunu belirtir. Bu iki eğilim arasında neredeyse 500 yıl sürüp gidecek olan bir tartışma söz konusu olacaktır.
Öyle ki sonuçta nominalizm, skolastiğin çözülüşünü getiren görüş olacaktır. A. Kötülük sorunu, B. Tümeller sorunu, C. Akıl inanç sorunu, D. Felsefe din çatışması sorunu, E. Tanrı'nın varlığını kanıtlama sorunu. Bu parçadan hareket ettiğimizde arkadaşlar, Raskolnikov burada skolastik felsefenin tümeller problemini dile getirip tartışmaktadır. Tümeller, geneller sorunu demektir ve ortaçağ skolastik felsefesinde nominalizm, kavram realizmi ve konseptualizm yani kavramcılık terimleri üzerinden bir tartışmaya sahne bulmuştur ve bu anlamda bu parçada da anlatılan konu budur. Yani tümeller sorunudur arkadaşlar. Dolayısıyla doğru seçenek B'dir. Bu parçaya göre Aristoteles'in aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez. Aristoteles her eylemin iyiyi arzuladığını söyler ve bu iyinin ne olduğunu sorgular. Her eylemin bir amacı olduğunu ve bunun iyi ile ilgili olduğunu belirtir. Ona göre insan bu iyi ile mutlu olur. Mutluluk ruhun amacıdır ve bu amaca uygun davranış erdeme uygun olan davranıştır. Dolayısıyla Aristoteles'e göre erdemin araştırılması gerekir ve bu erdemler insan ruhunun erdemleridir. Buna göre A en üst amaç iyidir. Evet, Aristoteles her eylemin iyi arzuladığını söyler ve bu iyinin ne olduğunu sorgulamakla aslında en üst amacın da iyi olduğunu dile getirmektedir diyebiliriz. Parçada anlatılan bir konu arkadaşlar ve Aristoteles'in öne sürdüğü bir anlayıştır. B eylemin amacı mutluluktur. Evet, İnsan bu iyi ile mutlu olur ve bu mutluluğa ulaşır. İşte bu bakımdan Aristoteles'in savunduğu bir düşüncedir diyebiliriz. C. Ahlaksal nitelik insanın ayırıcı özelliğidir. Evet, ahlaksal nitelik insanın ayırıcı özelliğidir. Neden? Çünkü bu ahlaksal nitelik erdemle sağlanır ve erdemin araştırılması gerekir ve bu erdemler insan ruhunun erdemleridir demiş Aristoteles. D. Mutluluk insan ruhu için gereklidir. Çünkü insan ruhunun erdemleridir dediği aslında budur arkadaşlar. Yani erdemin araştırılması gerekir ve bu erdemler insan ruhunun erdemleridir. Ve ayrıca mutluluk da ruhun neyidir, amacıdır denmiş. Bu yargılardan hareketle biz Aristoteles'in D seçeneğindeki ifadeyi de dile getirdiğini söyleyebiliriz. Ancak ahlaki eylemin amacı hazdır. Ahlaki eylemin amacının haz olduğunu öne süren anlayış hedonizm yani hazcılık görüştür arkadaşlar. Aristoteles tarafından savunulan bir görüş değildir. Bu nedenle doğru seçenek E'dir. Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Devletin başındaki kişi halkın bir efendisi değil, sadece bir görevlisidir. Asıl egemen olan halktır. Hükümdar ancak halk adına ve yerine eylemde bulunabilir. O bir takım sınırlılık ve bağlarla devleti yönetmek için halk tarafından görevlendirilmiş olan bir kimsedir. Bu görevin ne olduğunu ve sınırını da halkın istencinden doğmuş olan yasa belirler. Yani demek ki verilen parçada birey-devlet ilişkisiyle ilgili olarak devletin birey için var olduğu dile getirilmekte ve bu anlamda yapacağı eylemlerin ya da davranışların bir takım kanunlarla, yasalarla belirlendiği dile getirilmektedir. Yani devlet yönetiminde bulunan kişilerin keyfi hareket etmelerini engelleyecek bir durumdur aslında bu. Buna göre A, devlet yasaların tek belirleyicisidir. Hayır. Yani devlet yasalarla varlığını devam ettirir. Dolayısıyla A seçeneği olmaz. B. Birey devlet ilişkisi yasalarla belirlenmelidir. Evet, birey devlet ilişkisi yasalarla belirlenmelidir. Ve bu anlamda yasalar aslında devleti yöneten kişilerin bir tür denetlenebilir olma özelliğini ortaya koymaktadır. C. Devlet toplumsal düzenin varlığı için gereklidir gibi bir konudan söz edilmiyor. D. Devletin temel görevi erdemli vatandaşlar yetiştirmektir türünden bir sonuca da ulaşamıyoruz. E. Devlet doğal düzenin devamıdır konusu da parçada ele alınan bir ifade değil. Buna göre doğru seçenek B'dir arkadaşlar. Bu metinden
Alevilik, Bektaşilik kültürüyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. Metinde ise yolumuz sevgi ve dostluk üzerine kurulmuştur. Sevgi ve dostluk üzerine. Dergahımızda kışkırtıcı, bozguncu ve karıştırıcılara yer yoktur. Yani ortalığı karıştıracak, kışkırtacak insanlara yer yok dergahımızda diyor. Çekememezlik, kıskançlık, kendini beğenme, kin, inat, arkadan konuşma, dedikodu, başkasını suçlama, iftira, küfür, zulüm, yalan ve cinayet Allah'ın yasak ettiği şeylerdir demiş. Bunlar ne yapmış? Yasaklanmış olan şeyler. Dolayısıyla bizim dergahımızda da bunlara yer verilmez. Kısacası bundan bahsetmiş oluyor. Şimdi hangisine ulaşılamaz demişti bize. A seçeneğinde nefis terbiyesine önem veriyor. Şimdi insanların nefsini terbiye etmesi nedir? Ahlakın güzelleşmesiyle ilgili bir durumdur. Dolayısıyla burada ahlakın güzel olmasından bahsediyordu. Sevgi ve dostluk olması için bu kötü davranışlardan uzak olması gerekiyor. Dolayısıyla bunlar nefis terbiyesiyle ilgili. Kalp temizliğini her şeyden üstün tutar demiş. Şimdi kalp temizliğinin her şeyden üstün olduğu ile ilgili herhangi bir şey çıkaramayız buradan. İnsanları ahlaklı bir yaşama teşvik ettiğini görüyoruz. Çünkü çekememezlik yok, kıskançlık yok, kin yok vesaire yok. Kötü davranışlar yok. Dolayısıyla bunlar nedir? İyi davranışlara yöneltmedir. Dolayısıyla bu var. Toplumsal birliğin korunmasına çalışır. Evet, kışkırtıcı olmayacak, bozguncu olmayacak, karıştırıcı olmayacak. Sevgi ve dostluk içerisinde olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da var. Kur'an'ın emir ve yasaklarını dikkate alır demiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de neden bahsetmişti? Allah'ın yasaklamış olduğu şeylerden bahsediyordu. Dedikodu yapmayın diyor. Başkasını suçlamayın diyor. İftira etmeyin diyor. Küfür etmeyin, zulmetmeyin vesaire. Bunlar Allah'ın yasaklamış olduğu şeyler. Dolayısıyla Allah'ın emir ve yasakları ile ilgilidir. Bu da var. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde anlatılan yorumlar arasında yer alır diye sorulmuş. Metinde ise inanç esasları dinin temelini oluşturur. Yani iman ettiğimiz şeyler, Allah'a inanmak, peygamberlerine, meleklerine inanmak, bunlar dinin temelini oluşturur. Müslüman bilgiler, Müslüman bilginler yani alimler bu konu üzerinde çok fazla çalışmış ve inanç esaslarını insanların daha iyi anlamalarını sağlayacak şekilde yorumlamışlardır. Şimdi ne yapmış oldular? İnanç esaslarını yani insanların imanlarının daha güçlü, kuvvetli olması için daha içten inanmaları için ne yapıyor? İslam alimleri bunların delillerini ortaya koyuyor. Mesela diyelim Allah'ın varlığını ve birliğinin olduğunu ortaya koymak için ne yapıyor? Çalışmalar yapmış oluyorlar. Bundan bahsetmiş. Zamanla Müslüman bilginlerin bu çalışmaları inançla ilgili yorumları oluşturmuş oldu. Yani bu çalışmalar ne yapıyor? Daha sonra sistemleşiyor ve yorum haline geliyor. Şimdi burada neden bahsetmiş oldu? İnançtan bahsetti. Yani itikattan bahsetti. Dolayısıyla hangisi inançla ilgili, itikatla ilgilidir diye sormuş oluyor kısacası bize. Şafilik neydi? İbadetlerle ilgili, fıkıhla ilgili. Dolayısıyla bu değil. Biz inançla ilgili olan alacağız. Malikilik yine fıkıhla ilgili. Dolayısıyla bu da olmaz. Caferilik fıkıhla ilgili. Hanefilik fıkıhla ilgili. Ancak Maturidilik inançla itikatla ilgili. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği. Bu parçada Allah'ın sıfatlarından hangisinin anlatıldığı söylenebilir diye sorulmuş. Parçada ise Yüce Allah var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur Allah'ın. Allah hiçbir varlığa, yere, zamana, sebebe muhtaç değildir. Aksine her şey ona muhtaçtır. Yani her şey Allah'a muhtaç ancak Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Bu kıyam bi nefsi demek. Muhalefetül havadis neydi? Yarattıklarından hiçbirine benzememesi demekti. Vahdaniyet bir olması, tek olması demekti. Kudreti her şeye gücünün yetmesi demekti. Tekvin ise yaratması demekti. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. Bu parçada ibadetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır diye soruluyor. Parçada ise İslam dininde bir takım farzlar vardır. Yani farz olarak mutlaka yerine getirmemiz gereken durumlar vardır, ibadetler var. Bu farzları yerine getirmek her Müslümanın görevidir. Fakat bazı durumlar vardır ki Müslümanlar bu ibadetleri yerine getiremezler. Örneğin Allah Kur'an'da orucu Müslümanlara farz kılmıştır fakat sürekli hastalığı
varsa, sürekli hastalık sorunu yaşayan bir Müslümanın oruç tutmasına gerek yoktur. Şimdi ne yapacak? Oruç tutacak. Herkes tutması gerekiyor. Farz. Ancak hastalığı var. Buna gücü yetmiyor. Gücü yetmiyorsa ne yapacak o zaman? Tutamayacak. Allah buna ne yapıyor? İzin veriyor. Gücü yetmediği için ne yapıyor? Bunu tutmasını istememiş oluyor. Onun oruç yerine fidye vermesi gerekir. Yani ne yapacak? Oruç tutamıyor. Bir kişinin karnını doyuracak şekilde bir fakiri doyurmaya çalışıyor. Ya da onun karşılığını maddi olarak vermiş oluyor. Yine geçici sağlık sorunu yaşayan Müslüman oruç tutamadığı için gün sayısınca daha sonraki zamanlarda orucunu tutabilir. Mesela diyelim ki hasta bugün hastalığından dolayı oruç tutamıyor. Bunu ne yapacak? Daha sonra yerine getirmiş olacak. Şimdi burada neden basmış oldu? İnsanların gücü yetiyorsa yerine getirecek, gücü yetmiyorsa yerine getirmemiş olacak. Yani güç yetirebilirlikten bahsedilmiş. Evrensellik neydi? Her zaman ve her yerde geçerli olması demek. Burada ondan bahsetmiyor. Gerçeklikten bahsetmemiş. Yapmış olduğu bir ibadetin içten olması, yani samimi olması vesairesinden bahsetmemiş. Verimlilikten bahsetmemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. Parçada ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün arkadaşlarına büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi diye sordu. Yani diyor ki büyük günahlar var. Bunların en ağırını, en büyük olanlarını size söyleyeyim mi diye soruyor. Arkadaşlar da evet ya Resulallah diyorlar. Peygamber Efendimiz onlara Allah'a ortak koşmak, birincisi Allah'a ortak koşmak, anne babaya itaatsizlik etmek, yani onların emirlerine, yasaklarına uymamak dedikten sonra yaslandığı yerden doğrulup oturuyor ve şöyle diyor. İyi dinleyin. Bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmaktır. Yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak büyük günahlar arasındaymış. Şimdi bundan hangisi ulaşılamaz diye sormuştu. Allah'a şirk koşmak kabul edilmeyen bir davranış. Allah'a ortak koşmaktan bahsediyordu. Dolayısıyla bu var. Büyük günah kişinin dinden çıkması için yeterlidir demiş. Şimdi dinden çıkması ile ilgili bir şeyden bahsetmiyor. Dolayısıyla buna ulaşamayız. Güvenilirlik İslam'ın önem verdiği özelliklerdendir. Şimdi yalan söylemiyorsa insana biz güveniriz. Yalan söylüyorsa biz bu insana güvenmeyiz. Dolayısıyla burada güvenlik söz konusu. Aynı zamanda yalancı şahitlik yapmak da bununla ilgili. Dolayısıyla bu da var. İslam büyüklere karşı saygılı olmayı istiyor. Evet, annesine babasına karşı saygılı olmak, büyüklerine karşı saygılı olmak. İslam insanların ahlaklı olmalarını ister. Saygı göstermek, yalan söylememek, bunlar nedir? Ahlakla ilgili bir durumdur. Dolayısıyla bu da var. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Bu parçadaki Tanrı kanıtlaması aşağıdakilerden hangisine örnektir? Öncelikle seçenekleri kısaca ifade edelim. A. Kozmolojik kanıt. Kozmolojik kanıt bir diğer ifadeyle nedensellik kanıtı olarak da bilinir arkadaşlar. Bu görüşe göre evrendeki hiçbir şey nedensiz gerçekleşmez. Her şeyin bir sebebi vardır. Tanrı ilk neden ve ilk hareket ettiricidir. B. Ontolojik kanıt. Ontolojik kanıt da varlıksal kanıt olarak da bilinir. Tanrı kavramının var olması, Tanrı'nın düşünülebilmesi bile Tanrı'nın varlığının kanıtıdır. Bu kanıt Tanrı kavramının kendisinden hareket etmektedir. C. Ahlak kanıtı. Ahlak kanıtı da evrendeki iyilik, sevgi, merhamet gibi olumlu şeylerin varlığı, en yüce, en iyi ve en merhametli varlık olan Tanrı'nın varlığının bir göstergesidir. D. Dini tecrübe kanıtı. Dini tecrübe kanıtı ise genel olarak insanın yaratıcı veya kutsal kabul ettiği varlık karşısında yaşadığı manevi tecrübeler, Tanrı ile karşılaşma, birleşme, benliğini onda yok etme gibi farklı hislerden hareket ederek Tanrı'nın varlığını ispat etme gayreti olarak tanımlanabilir. Ve son olarak tutarlı kanıt. Tutarlı kanıt da öne sürülen düşüncelerin yaratıcının varlığı ile ilgili çelişmemesidir. Şimdi parçaya bakalım. Meydana gelen her şey mantıken onu meydana getiren bir varlığa muhtaçtır. Evrende zaman içinde sonradan meydana geldiğine göre ve hiçbir şey yoktan var olmayacağına göre onu meydana getiren bir tanrı vardır. Evet, bu parçada arkadaşlar kozmolojik kanıttan söz ediliyor. Kozmolojik kanıta göre evrendeki hiçbir şey nedensiz gerçekleşmez. Her şeyin bir sebebi vardır. Evrendeki her şeyin de var olma sebebi tanrıdır demiştik ve ayrıca tanrı ilk neden ve ilk hareket ettiricidir.
Dolayısıyla bu parçadaki tanrı kanıtlaması kozmolojik kanıta bir örnektir. Bu nedenle doğru seçenek A'dır arkadaşlar. Bu parçada görüşleri verilen filozof aşağıdakilerden hangisidir? O, var olan her şeyin doğanın kendisi olduğunu söylemekle kalmayıp Tanrı ile doğa arasında benzerlik gözetti. Tanrı'nın her şey olduğunu söyleyerek panteizmi savundu. Panteizm kelime anlamı olarak tüm tanrıcılık demektir. Bu görüşe göre Tanrı'nın evren ile bir ve aynı olduğu kabul edilir. Tanrı her yerdedir, evrenin kendisidir. Tanrı ve evren birdir ve özdeş kavramlardır. Buna göre A. Voltaire deist bir filozoftur arkadaşlar. Deizmi savunur. Deizm yaradancılık demektir. Tanrı'nın evreni yarattığını fakat evreni bir kez yarattıktan, kurallarını koyduktan sonra ona bir daha müdahale etmediğini öne süren bir görüştür. C. Protagoras. Protagoras da agnostik görüşü savunan bir filozoftur. Yani agnostisizm görüşünü savunur. Agnostisizm görüşüne göre Tanrı ne vardır ne de yoktur. Yani Tanrı'nın varlığı ne yaplamaz bilinemez arkadaşlar. Agnostisizm görüşünü savunan Protagoras'a göre Descartes ve Farabi her ikisi de teist filozoflardır. Teizmi savunurlar. Teizm ise tanrıcılık demektir. Tanrı'nın evrene ve her şeyi yarattığına ve yarattıktan sonra da evrene müdahale ettiğine inanan dini bir görüştür. Bu parçada panteist düşüncelerine yer verilen filozof ya da düşünür Spinoza'dır. Bu nedenle doğru seçenek B'dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin sorularından biri değildir? Bilim insanı ele aldığı olayları belli bir yöntem ile açıklamak, onları doğrulamak ve kabul edilir önermelerden kuramlar, doğa yasaları ortaya koymak ister. Fakat bilim insanları bu kavramların ne olduğu üzerinde düşünmez. Bunları araştırmak bilim felsefesine düşmektedir. İşte bilim felsefesi de bilimin ne olduğunu, amacını, yöntemini, bilimsel bilginin geçerliliğini, bilimsel kuramları, bilimsel süreci, bilim insanlarının etkinliklerini ya da bilime farklı yaklaşımları eleştirel, sorgulayıcı bir şekilde ele alan felsefe dalıdır arkadaşlar. İşte parçada bilim insanının bilimi ele alışıyla bilim felsefesinin ele alışı karşılaştırılmış ve arasındaki farklardan söz edilmiştir. Buna göre bilimsel sonuç nedir? Bilimin yöntemi ne olmalıdır? Bilimin değeri nedir? Bilimde öndeği yani bilimsel tahminlere yer var mıdır? Soruları bilim felsefesinin sorularından biridir. Ancak bilime göre ışık hızı saniyede kaç kilometredir? İşte böyle bir soru bilim felsefesinin değil, bilimin sorusudur arkadaşlar. Çünkü bilim var olan durumları ele alır ve olduğu gibi inceler ve kabul edilir önermelerden kuramlara, doğa yasalarına ulaşmaya çalışır. Buna göre doğru seçenek E'dir. Sartre'nin bu yaklaşımından temel aldığı görüş aşağıdakilerden hangisidir? Sartre'ye göre öncesiz ve sonrasız doğrular yerine olsa olsa çağın doğrularından söz edilebilir. Ahlaki doğru bir çağda yerleşik olan görüşlerle uyuşan şeydir. Çağla birlikte o doğruluk da sona erer. Çünkü yeni dönemler, yeni çağlar, yeni ahlaki doğrular oluşturur. Bugünün ahlaki doğruları yarının yanlışlarıdır. Jean-Paul Sartre egzistansiyelist yani varoluşçu bir filozoftur arkadaşlar. Parçada görüldüğü üzere aslında burada iyi olsun, kötü olsun ahlaki bir takım kavramların içinde bulunduğu çağla sınırlı olduğu dile getirilmekte ve dolayısıyla yeni dönemler, yeni çağlar, yeni ahlaki doğrular meydana gelmekte. Bugünün ahlaki doğruları da yarının yanlışları olabilmektedir. A iyi ve kötünün belli bir ölçütü yoktur. Evet, Sartre'nin bu yaklaşımından temel aldığı görüş olabilir arkadaşlar. B insan özgürce gerçekleştirdiği eylemlerinin sonuçlarını üstlenmelidir. Tabii ki yine Sartre'ye ait bir ifadedir ancak parçada anlatılan bir konu değil. C ahlaki yargılar bireysel özelliklerden bağımsızdır gibi bir konudan da söz edilmiyor. D ahlaki eylem bir koşula ve çıkara bağlı olmadan
gerçekleştirilmelidir. Bu düşünceyi öne süren filozof Immanuel Kant'tır, ödev ahlakı öğretisiyle. İnsan mutlak mutluluğa hiçbir zaman ulaşamaz gibi bir konudan da söz edilmemekte. Ancak parçanın bütününe baktığımızda Jean-Paul Sartre'nin arkadaşlar temel aldığı düşünce burada ahlakla ilgili bir durumdur. O da iyi ve kötünün belli bir ölçütünün olmadığını, dönemden döneme değişebileceğini anlatmasıdır. Dolayısıyla doğru seçenek A'dır. Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Felsefenin özü gerçekliğin elde bulundurulması demek değildir. Felsefi düşünce mutlak ve son doğrulara ulaştığı iddiasında olan bir düşünce değildir. Felsefede bilimlerde olduğu gibi belli bir konuda mutlak yani kesin bir sonuca erişilemez. Peki neden? Çünkü felsefi düşünce arkadaşlar subjektif bir özelliğe sahiptir. Yani özneldir, kişiseldir. Çünkü felsefe sürekli soruşturma etkinliğidir. Belli bir yolda olmak demektir. Felsefenin soruları yanıtlarından daha önemlidir. Her yanıt yeni bir soruya dönüşür. Evet, felsefe mutlak bir sonuca ulaşamıyor öznel olduğundan ve ayrıca felsefenin sürekli öznel olmasına bağlı olarak bir soruşturma faaliyeti olduğu dile getiriliyor. Yani kısacası bir cevaba ulaşmaktansa sürekli yeni bilgiler, yeni cevaplar peşinde koşmaktır aslında felsefe. Yani sonuç mu önemlidir yoksa süreç mi felsefede? Tabii ki süreç önemlidir. Buna göre deney yöntemini kullanması. Şimdi felsefe zaten deney yöntemini kullanmaz. Deney yöntemini kullanan bilimdir arkadaşlar. B. Akıl ve mantık ilkelerine dayanması parçada anlatılan bir konu değil. C. Genellenebilir olması da parçada geçen bir ifade değildir. E. İnsan yaşamını doğrudan etkilemesi de dile getirilen bir konu olamaz. Ancak dikkat edersek felsefenin sürekli bir soruşturma etkinliği olduğu, mutlak bir sonuca ulaşamadığı, işte felsefenin özelliği olarak kesinlik ve bitmişliğin bulunmamasıyla bu durumu açıklayabiliriz. Çünkü felsefe bir sonuca ulaşmaktansa sürekli bir arayış içerisindedir. İşte bu arayış kesinlik ve bitmişliğin bulunmayışı özelliğini gösterir felsefede. Dolayısıyla doğru seçenek D'dir.